Ben havaalanında bir kafeteryada çalışıyorum ama çalıştığım yer alkollü ortam. Ben orada çalışırken kendimi günaha giriyormuş gibi hissediyorum ve içim huzursuz oluyorum. Şefime çıkmak istediğimi dinen çok huzursuzum dedim. O da sen içmiyorsun, günahı yok dedi. Hatta çalıştığın için sevaba giriyorsun dedi. Ama ben gene de çok huzursuzum. Bu konu hakkında ne yapmam gerekir? O mübarek ellerinizden öperim. Hayırlı yayınlar. Allah razı olsun. Şefi ne demiş? Günaha girmiyorsun, hatta sevap kazanıyorsun. Yani adam işkinin şefliğini yapacağına dinin şefliğini yapmaya çalışıyor. Niye insan kendine böyle zulmediyor? Neden böyle kendini ateşe atıp Allah adına hüküm veriyor? Cehaletinde bilmediğinden yapıyor onu. Gönlümüz rahatsız oluyor. Neden rahatsız oluyor? İmanımızdan dolayı. Orada Allah'ın sevmediği, haram kıldığı şeyler vardır. İçki içiliyor. Dolayısıyla imanımız, ruhumuz bizi rahatsız ediyor. Ben buraya ait değilim diyor. Benim burada olmamam lazım diyor. Allah'a isyan edilen, itiraz edilen yerde değil, Allah'ın zikredildiği yerde, secde edildiği yerde olmam lazım diyor. Onun için beni buradan çıkar diyor. Ben burada olmamalıyım diyor. Doğrudur. Bunu ona yaptıran imanıdır. Allah'ın nefettiği ruhu feryat ediyor orada. Ne yapması lazım? Kardeşimizin hemen kendine bir iş bulması gerekir. Allah rızkı verir. Gerekirse evet, hemen oradan ayrılıp ya Rabbi haram kıldığın bir ortamda bulunmak istemiyorum. Onun için bana başka bir rızık kapısı aç deyip gerekeni yapması gerekir. Bununla beraber şefine de söylemesi lazım. Öyle din hakkında, bilmediğin konular hakkında eğer konuşursan Allah bunun hesabını sorar. Bana yaptın, bir başkasına böyle söyleme. Bir daha böyle şeyler böyle söyleme. Sen de kendine bir an önce başka bir rızık kapısı ara. Eğer Allah'ın huzurunda mahcup olmak istemiyorsa. Böyle yerlere rahmet melekleri iner mi? İnmez. Girer mi içeri? Girmez. Kim girer oraya? Şeytanlar giriyor. Şeytanlarla baş başasın orada. Şeytanların bulunduğu, davet edildiği yerdesin. Gönül orada tabii ki sıkılacak. Niye sıkılıyor? İmanımızdan dolayı. Ama iman yoksa böyle bir sıkıntı olmaz.